sanıyordum. Neler yiyeceğiz peki? Sandviç, haşlanmış mısır ve dondurma. Aa, bunlar bana pek sıra dışı gelmedi doğrusu. Durma, sen de dene. Çok lezzetli. Senin sırrın nedir? Bunlar aktif bir yanardağın üzerinde pişti. Evet, tabii denemezsin. Hep böyle olur. Gerçekten doğru söylüyorum. Bu lezzet patlamak üzere olan lav pillerinden geliyor. Gerekenler ateş geçirmeyen bir planör, özel bir çubuk ve mükemmel bir zamanlama ve tada! Dünyanın en güzel sandviçi. Daha neler? Ben de Chrissy'ye katılıyorum ama mısırı denemek isterim. Bulut nemli mısırını. Bu mısır dünyanın en yüksek dağlarında yetişiyor. Tohumlarını kartallar taşıyor ve sulanması içinde bulutla. İşte şimdi atmaya başladım. Aa, hayır, bunlar doğru. İşte bu gerçekten çok sıra dışı bir hikaye. Ama asıl dondurmayı duyunca şaşıracaksınız. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Dondurma pencereleri açık bir uçakta karıştırıldı. Aa, hadi gerçeği merak ediyoruz Polly. Hikayeleri değil. Gerçeği söyleyeceğim. Polly, peki. Bunları marketten aldım. Bu daha mantıklı. Şey, dondurmanın kalınlığı da ister misin bakalım? Arkadaşlarım o kadar çok dondurma yiyemez. Kalanı soğuk tutacak bir yer gerekiyor. Güney Kutbu mesela. Evet Polly. Peki en beğendiğiniz kısım hangisiydi? Ben en çok suyun altındaki kısmı beğendim. Ama kendi etrafımda dönüp suyla buluştuğum an harikaydı, öyle değil mi? Polly çok enerjik. Onu durdurmak imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur. Aha, buldum. Onu hızlandırarak durduralım. Ne dersiniz? Bu işe yarayabilir. Çok hızlı bir şekilde ve birçok stilde dalmasını sağlayalım. Onu yoralım. Hey Polly. Harika atlayışlardan birkaç tane daha gösterir misin? Ama hızlı olsun. Harika. İzleyicileri sevin. Beni izleyin. Atlıyorum. Nasıldı? Affedersin, göremedim. Hiç mi göremedin? Hayır, yeniden yapar mısın? Harikulade atlayış. Görememeyi kaçırdım. Atlıyorum her neyse. Ben biraz mola versem iyi olacak. Sonunda sessizlik ve huzur. Tamamen yenilendim. Kestirmek çok güzel. Şimdi dikkatle izleyin beni. Hareketleri kaçırmayın. Polly'nin gücünü asla küçümsemeyin. Merhaba, ben Polly Pocket ve burası da Polly'nin. Hayatınızdaki en güzel günü geçirmek için en güzel yer. Take it off with this extraordinary girl. Let's go, Polly, let's go, Polly. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. Let's go, Polly, this is Polly. Let's go, Polly, let's go, Polly. Affedersiniz, affedersiniz. Affedersiniz. Merhaba, ben Polly. Güzel bir gün geçirmek için arkadaşlarımla birlikte Polyville Karnavalı'na geldik. Dikkat eder misin? Planladığımız gibi olmadı. Bunun nedeni ise küçük bir... İşte orada, plajda. Onu iskelenin diğer ucunda gördüm. Durun, işte orada. İşte köpek orada. Biliyorum kafanız biraz karışmış olmalı. Benimki de karıştı. Her şey şöyle başladı. Ah, hadi dönme dolaba binelim. Ama önce hız trenine binelim. Unutmayın, söz verdiniz. Plaja inip deniz kabuğu numunesi toplayacağız. Aha, ne tatlı bir yavru köpek. Oh, evet. Ama onun karnavalda ne işi var? Hem de tek başına. Sadece bir teori ama en mantıklı hipotez kaybolmuş oldu. Bence bu teorinin de ötesinde Shani. Baksana. Kaybolmuş. Aa, inanmıyorum. Evine dönmesini sağlayalım. Acaba uysal mıdır?
Sanırım öyle. Bu küçük dostumuz oyun istiyor. Evet, saklambaç oynuyor. İkiniz de yavruyu arasanız nasıl olur peki? İşte burada. Hayır Lia. Orada. Hayır Chrissy. Baksana orada. Sanki burada bir taneden fazla köpek yavrusu var gibi. Bu aynaların meydana getirdiği optik bir illüzyon o kadar. Peki öyleyse onu burada nasıl bulacağız ki? Bulamayacağız. Çünkü yavru köpek artık burada değil. Hadi gelin. İşte gidiyor. Şimdi yakaladık onu. Durun. Nereye gitti? Orada. Bunu yapabilen bir memeli hiç duymamıştım doğrusu. Bakın. Ama oradan buraya kadar nasıl geldi? Boş ver şimdi. Yakala onu. Bana yanlış gördüğümü söyleyin lütfen. Söyleyebilirim ama bu yaptığı şeyin gerçekliğini değiştirmez. Çıktığımız anda dönme dolaptan yavru köpeği yakalayabiliriz. İnanmıyorum. Şimdi de şurada, iskelenin üzerinde. Aşağı ne çabuk indi. Durun, bakın. Tekrar oraya nasıl çıktı? Hadi. Durun. Deli gibi koşturup duruyoruz ve bu şekilde sadece yoruluyoruz kızlar. Eğer o köpeği yakalayacaksak bize bir strateji gerekiyor. Lia, aramızda en çok hayvan besleyen sensin. Bir fikrin var mı? Aslında benim var. O yavruyu nasıl yakalayacağımızı biliyorum. Onun arkasından koşmak yerine buraya getireceğiz. Lezzetli bir tuzak kurarak. Gel oğlum. Biraz patlamış mısır yiyelim. Harika bir şey. Hadi gel tatlım gel. Ne? Mısır bitmiş. Strateji de işe yaramadı. Gelin. İşte orada, plajda. Onu iskelenin diğer ucunda gördüm. Durun, işte orada. Yavru köpek orada. Artık siz de benim bildiğim kadarını biliyorsunuz ki pek bir şey bilmiyorum. Bu işte bir gariplik var. Bu köpek aynı anda farklı yerlerde olabiliyormuş gibi. Ama bu imkansız. Öyle değil mi? Az önce özür diledim ya. Hayır hayır, bence boyanın dökülmesi çok iyi oldu. Köpek boyanın üzerinden geçti. Bakın, tek yapmamız gereken izleri takip etmek. Ufaklığın pati izleri plaja doğru gidiyor. İşimiz artık çok kolay.
da şuraya geri gelmiş. Hadi. Gözlerinizi izlerden sakın ayırmayın. Arkasında böyle iz bırakırken o yavru köpeğin bizi atlatması mümkün değil. Aa, mümkünmüş. Aman tanrım. Polly, neler oluyor? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Emin olduğum tek bir şey var. O yavru köpeği bulacağız. Ayrılıp izleri takip etmeliyiz. Hadi iş başına. Chrissy? Polly, köpeği görüyorum. Oyunların yanında, iskelede. Tamam, hemen geliyorum. Lia, köpeği yakalaması için Chrissy'ye yardıma gidiyorum. Chrissy mi? Ama köpek gözümün önünde. Plajda tam önümde. Öyle mi? Önünde mi? Aa, tamam, hemen geliyorum o zaman. Layla, şu anda meşgulüm. Köpeği yakalamama yardım edemeyecek kadar mı? Şu an tam hız treninin yanında. İyi ama nasıl? Neyse, boş ver, geliyorum. Polly, hemen dönme dolabın oraya gel. Yavru köpek burada. Ama Shani, Layla hız treninin orada dedi. Ha? Layla neden öyle demiş anlamadım ama ben şu an köpeğe bakıyorum. Bak. Bak, şimdi inandım işte. Bravo Shani. Lia, Layla, Chrissy, hemen buraya gelin. Şu an tam olarak yavru köpeğe bakıyor olmasaydım gelirdim. Aman tanrım, bu nasıl olur anlayamıyorum. Çünkü ben tam ona bakıyorum. Bence hepinizin gözleri bozulmuş. Hemen gelip yavruyu yakalamama yardım edin. Şu an tam karşımda duruyor. İyi ama bu nasıl olur? Köpek ikimizin gözünün önünde. Mantığa göre kızlar yanılıyor olmalı. Çünkü bütün gün güneşin altında koşuşturmak hipotermiye neden olur ve bu durumda halüsinasyon görülebilir ve... Ha? Polly? Bu durumda Chrissy, Lia ve Layla'nın yavru köpeği aynı anda görmeleri imkansız bir şey. Hem de köpek Shani ile benim gözümün önündeyken. Ama ben arkadaşlarıma imkansız bir şey söyleseler bile onlardan şüphe edemeyecek kadar çok güveniyorum. Bu yüzden neyin mümkün ya da imkansız olduğunu unutup farklı bir açıdan bakmaya çalışacağım. Yukarıdan farklı açıdan bakabilirim. Tüm karnaval alanını ve plajı... Aha! Bir, iki, üç, dört tane yavru köpek. Hah! Aynı anda farklı yerlerde olması çok normalmiş. Ama artık köpeciklerin elimizden kurtulmaları imkansız. Layla, sana ve önündeki köpeğe kuş bakışı bakıyorum. Eğer sola doğru gidersen onun önünü kesip limana gelmeden yakalayabilirsin. Sen bana rehberlik ederken o yavrunun hiç şansı yok Polly. İşe yaradı. İşe yaradı. O kadar çok işe yaradı ki hepimiz birer köpek yakaladık. Ama nasıl? Bu kadar çok köpek nereden çıktı? En başından beri bu kadar çoklardı bak. Ah, bekleyin. Annem ödülünüzü getirecek. Ah, yavrular geri gelmiş. Anneme haber vermeliyim. Ah, yavruları bulmuşsunuz. İnanamıyorum. Siz kimsiniz? Ah, yavrular. Geri geldiler. Anneme söylemeliyim. Biri neler olduğunu söyleyebilir mi? Aman tanrım, kızlarımın 400 yavrularını bulmuşsunuz. Aha, 400 kardeşlere birbirinden şirin 400 köpek yavruları. Size çok teşekkür ederim. Ben ödülünüzü getireyim. Aa, hiç gerek yok. Bu yavruları yuvalarına döndürmek bile bizim için çok büyük ödül. Ayrıca daha karnavalda eğlenceli bir gün geçireceğiz. Evet, hiç kolay olmadı. Ama yine de hepimiz bunun için çok... Polly... İşte yine başlıyoruz. Güzellik uykusuz zamanı. Çok iyi
iyi fikir. Neden bu iyi bir fikir mi? Çünkü biz uyurken Polly bize bir sürü şaka yapacak. Siz neden bahsediyorsunuz? Bana hiçbir şey yapamaz. Bu saçmalıklar için fazla uykuluyum. Şimdi uyuyacağım. Ama yerinizde olsaydım kendime dikkat ederdim. Burada şakacı tek kişi Polly değil. Anlaşıldı mı kızlar? Ben uyurken sadece saçıma neler yapabileceğini hayal edebiliyorum. Şimdi yatağa gitmiyorum. Ben yatıyorum. Artık sabah görüşürüz. Ayakta uyuyorum. Bir şeyler yersem uykum açılır. Dans etmeliyim. O zaman uyumam. Bu filmi daha önce birçok kez izledim. Oldukça rahatlatıcı. Soğuk benim uykumu açar. Tamam, bu da işe yarar. Burası o kadar rahat ki. Birazcık gözlerimi dinlen. Benim film bitti. Peki, kimse şaka yapmasın. Tamam. Günaydın millet. Bu nasıl oldu? Erkenden uyudum. Güzel bir uyku çektim. Amacım buydu. Denemedin. Ama o ışık gözlerimdi. Ben de bu kadar pimpirikli olmam. Ben pimpiriklinin tersiyim. Madem öyle, al bakalım koruyucu kaskın. Ama ben az önce yedim. Bugünün macerası Layla'nın eğlenmemek için bahane bulmasını engellemek. Ama bunu yapamazsın Polly. Benim yüksekliğe alerjim var. Ben bunu yutmam canım. Ben de. Ne kadar yüksekteyim şimdi? En son sorduğundan 15 santimetre yukarıdasın. Eğer yanlış bir hareket yaparsam aşağı düşerim ve bu da hiç iyi olmaz. Yüzümde bir şey var. O bir ter damlası canım. Terlersem rujum silinir. Biri beni serin etsin. Başka bir arzunuz var mı hanımefendi? Evet, galiba biraz susadım. İlgileniyorum. Daha çok buz. Rujumu tazelemem gerekiyor. Ve ne zamandır bu kıyafeti giyiyorum. Biri gidip bana yeni bir şey alabilir mi? Ben yoruldum artık. Burada ciddi şekilde uğraşan benim. Gücümü koruyabilmem için daha çok kızarmış patatese ihtiyacım var. Pekala, 3'e kadar sayınca gıdıklayın. Bu senin iyiliğin için. Dünya varmış. Yeri öpebilirim şu an. Bunu senin için yapmamı benden isteme de. Çocuklar, size daha önce yeri alerjim olduğunu söylememiş miydim? Yumurta bile kendiliğinden pişer. Ben bu havuzu asla terk etmem. İyi ki bugün Rick'le beraber değilim. Neden? O ne yapıyor? Kaplumbağa Kurtarma Merkezi'ne yardım etmek için düzenlenen bir kaykay yarışmasına katıldı. Harika. Aslında pek de öyle değil. Hem de bu sıcakta. Umarım o iyidir. Rick? Merhaba Polly. Sen iyi misin? Bugün yarışmak için biraz sıcak bir gün. Ben iyiyim. Yani biraz sıcak tabii. Ama sorun değil. Yani idare ediyorum. Başına güneş mi geçmiş? Hayır, bir şey yok. O her zaman öyle konuşur. Bunu bugün yapmak zorunda mısın? Evet, zorundayım. Kaplumbağaların bana ihtiyacı var. Merhaba Rick. Biz havuzdayız. Limonata içiyoruz. Kızlar. Biri limonata mı dedi? Limonata mı? Dedi. Rick? Limonata. Rick'e yardım etmeliyiz. Günün macerası mı? Rick'i serinletmek. Kim yardım edecek? Ben. Havuzu asla bırakmam. Havuzda kalacağım. Bu işin üstesinden geleceğiz. Limonata! Eğer Rick limonataya gelemezse, limonatayı Rick'e götür.